5 tane kitapla sınırlı kalmadım. Bütün kitapları bitirdim. En sevdiğim şey kitabı vermek. Can Yayınları ile ilgili konuşalım. En uygun fiyat nerede? Siz oradasınız. Can Yayın Evi'nin yetkililerine sesleniyorum. Ama aşağı yukarıda olmasın anlamam. Makine hata yapmaz, insan yapıyor burada hatayı. Anam ölmüş bugün. Belki de dün. Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk kez izleyenler için ben Sayme. Bugün sizlerle birlikte en sevdiğim yayın evlerinden biri olmayan ancak sevdiğim yayın evlerinden biri olan Can Yayınları ile ilgili bir video çekeceğiz. Can Yayınları'ndan en sevdiğim 5 tane kitabı bugün sizlerle birlikte paylaşacağım. Tabii ki ben her zamanki gibi 5 tane kitapla sınırlı kalmadım. Ben de onu diyecektim. Hani nerede 5 kitap? Bütün kitapları bitirdim. Ya 5 kitap değil aslında, 5 yazar diyebiliriz belki. 5 tane total yazar var ama aynı yazarın da böyle birkaç tane kitabını okumuşken tek kitabını da söylemek istemedim. Hani bak bu kitabı da var, bu kitabı da var demek istedim. O yüzden de böyle 5 kitap başlığı altında buraya gelmiş olabilirsiniz. Ama her zamanki gibi 5 tane fazla kitap size bugün önereceğim. En sevdiğim şey kitap önermek zaten. Ben izleyicinin yerinde olsam burada durdururum. Arkada kitaplıktan eksik olan kitaplarla eski videoları kıyaslayıp hangisi olduğunu tahmin ederim. Gözüküyor mu benden? Yok artık. Biraz eksilmiş sanki oralarda. Sherlock Holmes'cuk mu? Biraz ne olacak? Benden gözükmüyor, dur ya, tam arkama aldım orayı. Biraz dağınık gözüküyor şu an, şey hastası, ne hastası olanlar, simetri hastası falan olanlar kafayı yedi arkada. Tamam, başlıyoruz hemen. Çok gırgır şamataya vurmayacağım. Çok ciddi bir video diyeceğim de niye ciddi bir video olsun. Neyse, ben ilk yazarımla başlayayım. İlk yazarım aslında çoğumuzun tanıdığı bir yazar. Paulo Coelho. İnşallah doğru telaffuz etmişimdir. Benim en sevdiğim yazarlardan biri gerçekten. Can Yayınları ile ilgili konuşalım ya. Durun bir dakika, bir dakika. Can Yayınları ile ilgili konuşalım. Can Yayınları ile ilgili ne konuşmak istiyorum derseniz, Can Yayınları'nın ben fiyatlarından konuşmak istiyorum. Çok pahalı. Gerçekten çok pahalı. Aynı basım kitaplar oluyor mesela. Tolstoy, Dostoyevski, her yayın evinde olan kitaplar. Bakıyorum Can Yayınları'ndan almayı çok istiyorum. Çünkü Can Yayınları'nın o beyaz kalpli kapak tutkusu bende var. Ben biliyorum çoğumuzda da var. O tutkuyu çok severim. Ama bakıyorum Martine'den de yaşadım aynısını. Martine'de ne alacağım? İş Bankası'nda Can Yayınları'ndan. Can Yayınları'ndan almak istiyorum. Lakin iyi ki İş Bankası'ndan almışım bu arada. Lakin bakıyorum İş Bankası'nda 15'ti, Can Yayınları'nda 32'ydi. Doğal olarak yani bir kitap kurduysanız en uygun fiyat nerede? Siz oradasınız. Kaliteli ise çevirmen, yayın evi güvenilirse, ilk bakacağınız diğer kriterse fiyat oluyor. Ama Can Yayınları nedense bu kriterin fiyat konusunda hep üst segmentte kalıyor. Bu nedenle benim çoğu zaman tercih etmediğim bir yayın evi. Bu aldığım kitaplar arasından da size bugün en sevdiğim 5 tanesini önereceğim. Az önce zaten ilk yazarımızla tanıştınız. Paulo Coelho. Veronica Ölmek İstiyor ve Brida. İnşallah böyle telaffuz ediliyordur bu da. Bu kitapları. Bende şey falan da var ya. Simyacı ya. Bu yazarı biliyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz. Simyacı'nın yazarı. Can Yayınları'ndan çıkıyor kitapları. Ben çok seviyorum bu arada. Gerçekten bu yazarı nedense çok seviyorum. Özellikle bu Brida çok güzeldi. Diğer kitabı ne bunun? 11 dakika. 11 dakikayı daha önce de önermiştim. O yüzden çıkartmamışım burayı. Veronica Ölmek istiyor. Zaten bizim daha önce Kaktüs Kitap Kulübü'yle 2 yıl önce mi 3 yıl önce mi ne okuduğumuz bir kitap. Bayılarak okuduğum kitaplar arasında. O yüzden bugün size önereceğim Can Yayınları'ndan en çok sevdiğim kitaplardan biri de Veronica Ölmek istiyor. Ya bu şeye gelmişken, kitaba gelmişken, bu yazarımıza gelmişken şimdi Can Yayınları ile ilgili yapacağım ikinci eleştiri. Gerçekten çok güzeller bu arada. Hani olumlu yönleri de çok fazla ama ikinci eleştiri bu ne? Hani biri beyaz kapak, biri niye renkli kapak? Ya yani niye renkli kapağa geçtiniz ki ya? Şu minimalistlik varken niye böyle bir renkli kapak basılıyor? Yok, Veronica Ölmek istiyorum, beyaz kapağı da yok yani. Ben beyaz kapak okumak istiyorum. Gerçekten Can Yayınları, Can Yayın yapan şey beyaz kapaktır. Arkadaş geri gelin artık ya. Ben bunu da gittim Saftan aldım ikinci el. Bak şurada 10 yazıyor. Kim bilir kaç yıl önce aldım. Eski basım sararmış zaten. Yani Can Yayınları'nın o yüzden yeni versiyonlarını genellikle asla tercih etmem. Sahafta bulursam hiç kaçırmam. Beyaz kapak. Yani sahaf gezdim. Can Yayınları okumadığım bir kitap. Beyaz kapak direkt alırım. Hiç affetmem. Ama onun haricinde yeni basımlardan böyle sıfır kitap aldığım çok nadirdir. Bu da kitap kulübüyle birlikte almışım. Ya şu güzellik varken bu niye böyle ya? Ya güzel de tamam da beyaz olsun arkadaş, yapmayın Allah aşkına, gözünü seveyim, beyaz ya Can kapak, beyaz yapmayın vallahi. Bak beni buradan dinliyorsunuz Can Can Yayın Evi'nin yetkililerine sesleniyorum. Lütfen
bütün kitapları bize opsiyon olarak beyaz kapaklarında sunmanızı rica ediyorum. Çünkü göreceksiniz ki siz de satış stratejisi olarak, bak bir sonraki bir daha geleceğim, bir olumsuz yöne daha geleceğim. Beyaz kapak daha çok tercih edilecek. İnanın bana, bana güvenin. Gerçekten bu konudan anlıyorsam yıllarını okuyun. Bak 28 yaşındayım. Yaşımı soruyorlardı sürekli. Yaşımı da vermiş oldum. Yıllardır okuyorum. Belki siz benden daha çok okuyorsunuz ama inanın beyaz kapak daha çok tercih edilecektir. Tamam. Can Yayınlarından önereceğim ikinci kitaba geçmeden önce Okan Bey söz istiyor. Beyaz kapakta da kalp ve klasik kalp yazısı da var aslında. O da böyle evet kitapla dizdiğinde rahatsız etmiyor musun? Aynen. Yemin ederim bak niye sürekli böyle bir değişikliğe gidiyorlar ki? Mesela İş Bankası'nda öyle bir değişiklik olmuyor ama Can Yayınlarında bir beyaz kalp var. Daha sonra klasik kalp beyaz geliyor. Bir şey geliyor. Sürekli bir orada bir... Kalbin boyutu kodu mu değişiyor? Evet, evet. Hani o şeyden kalınlıktan, kitabın kalınlığından anlarım ama aşağı yukarıda olmasını anlamam. Yani o aşağı yukarıda olmayacak, aynı stabilite olacak. Bu zaten çok zor bir şey matbaadan öyle bir şey yapmakta. Çünkü onlar zaten çok belli bir algoritmada çalışıyorlar. Yamuk basmazlar yani. Makine hata yapmaz, insan yapıyor burada hatayı. Ben bundan eminim. O yüzden o da sinirim bozuyor bak benim. Neyse tamam dur. Ben bugün agresif kalkmışım. Belli oldu. İkinci. Can Yayınları'nın basmış olduğu belki de en güzel şey. En güzel çeviri. Ülkeye kattığı en büyük yazarlardan biri. Benim de en sevdiğim yazarlardan biri. Albert Camus. İnşallah bu da böyle telaffuz ediliyordur. Bayılıyorum ya bu yazara. Gerçekten Nobel Edebiyat Ödülü zaten hani benim bayılmamam da çok önemli değil. Adam zaten muazzam bir şey. Özellikle Sisyphos söyle bir an şey yanlış okudum zannettim de söyleni kitabı muazzam bir kitap. Gerçekten şöyle göstereyim muazzam bir kitap. Ben geçen gün Instagram'da bununla ilgili bir şey paylaştım. Onu da anlatacağım. Daha sonra yazarımıza geri geleceğim. Can Yayınları bunun muazzam yeni bir kapakla basıma verdi. Şuraya bırakıyorum. Muazzam bir tasarım. Çok güzel. Özellikle kitabı daha önce okuduysanız oradaki metaforu da anlıyorsunuz kapaktaki. O büyük taş kütlesinin nedenini. Ancak şöyle bir şey var. Bu kitapta ben ilk okuduğumda bir şeyler yanlıştı. Akıcılıktaki bir şey yanlıştı. Kurgudaki bir şey yanlıştı. Bir şeyler yanlıştı ama bunun ne olduğunu bulamamıştım. Daha sonraki yaptığım araştırmalarda bunun çevreden kaynaklandığını gördüm. Çünkü benimle aynı fikirde binlerce insan var. Ve şöyle bir şey gördüm. Can Yayınları bunu neden yeni kitapta bastı da yeni bir çevirmenle çalışmadı? Kitabın çevirmeni kim biliyor musun? Tahsin Yücel. Muazzam bir çevirmen zaten. Yani bizim de eleştiri alacağım. Ama bir şeyler ters. Bu kitabın çevirisiyle ilgili bence tekrar bir çalışılması gerekiyor diye düşünüyorum. Yeni kapak basmaktansa yeni bir çevirmenle belki ya da eski çevirmenin üzerine bir yeniliklerle bu kitabın çevirme konusunda bir çalışma yapılmalı. Ya ben tek değilim bu konuda. O atılan postun altındaki yorumları tek tek okudum. Herkes aynı şeyden şikayetçiydi. Herkes çeviriyle alakalı şikayetçiydi. Dedim ki yalnız değilmişim yani bu konuyla ilgili. O yüzden yeni kapak basmaktansa gerçekten bu kitabın çevirisiyle ilgili bir çalışma çünkü muazzam bir kitap. Yani muazzam bir kitap. Yabancıyı duydunuz mu bilmiyorum. Bence büyük ihtimal duymuşsunuzdur. Çünkü edebiyatta başlamasıyla ilgili, ya nasıl diyeyim, kitaba başlangıç cümlesi muazzam bir cümle. Edebiyatta yer almış bir cümle. Hatta en etkili başlangıç cümlesiyle başlayan kitap gibi, böyle ben anlatamadım size ama siz anladınız gibi şeyleri var. Ben bu kitap bayağı bende sapsarı olmuş, eski. Size o cümleyi okumak istiyorum. Hazır mısınız? Bu da çok muazzam bir kitap. Okumadıysanız mutlaka okuyun. Anam ölmüş bugün. Belki de dün. Bilmiyorum. Diyeceğim ne var? Yani muazzam bir başlangıç cümlesi bu. Gerçekten edebiyatta da başlangıcıyla yer almış kitaplardan biri. Benim Can Yayınları'nda da yani Can Yayınları'nın yaptığı en iyi işlerden biri de budur diye düşünüyorum. Dediğim gibi ama o çeviri konusuna bir dikkat edersek çok sevinirim. Benim... Kime anlatıyorsun diyecek. Bir sonraki kitabım. Yeni okudum. Beyaz kapak muazzam bir şey. Şu anda artı bir. Kitap kulübümüzde okudum. Muazzam ötesi bir kitaptı. Çok eğlendim. Çok bayıldım. Beğendim. Bir sürü filmini izledim. Dizisi varmış. Dizisini de izleyeceğim. Belki ileride tekrar bununla ilgili bir videoyla karşınıza da gelirim. Bilmiyorum ama Can Yayınları'ndan önereceğim bir sonraki kitabım da tabii ki de Jen Eyre'ydi. Muazzam güzel bir kitap. Kalın olduğuna bakmayın. Akıcılık konusunda çok çok başarılı. Çok güzel. Konusu güzel. Jane çok güzel. Büyümesi güzel. Bana bu kitapla ilgili Jane elinde büyüyecek demişlerdi. Gerçekten Jane elimde büyüdü. Çok fazla eleştirisini yaptık kitabın, konuları tartıştık,
Jane'i tartıştık, her şeyini tartıştık. Muazzam da bir toplantısı geçti. Ama Can Yayınları'ndan önereceğim bir kitap da kesinlikle Jane Eyre olacaktı. Hemen bir sonraki kitabıma, bir sonraki yazarıma geçiyorum. Okan Bey'in en sevdiği yazarlardan biri. Allah. Benim de bayılarak okuduğum yazarlardan biridir. George Orwell. Bu telif hakları kalkması nedeniyle birçok yeni bir artık George Orwell basıyor. Bunu görüyoruz. Ama gerçekten Orwell okumadıysanız daha önce, güzel bir kalitede okumak istiyorsanız yayın evine gerçekten seçimine dikkat edin. Ben Can Yayın'ı en iyisi demiyorum. Birkaç tane yayın evi gördüm. Hem tasarım çok güzel hem çevirisi çok güzeldi. O yüzden hani muhakkak Orwell okuyacaksanız gerçekten kaliteli okuyun. Çünkü çok kaliteli bir yazar. Muazzam bir ufuk açıyor. Muazzam bir eser. Özellikle bu yaşadığımız dönemde birkaç tane motorcu geldi. Kusura bakmayın, bir paket servis olayımız oldu. O yüzden hemen devam ediyorum son gaz videoya. Orwell'la ilgili ne konuşuyorduk ya? Yayın evi diyorduk. Diyor çok önemli. Can Yayınları'nda muazzam bir çevirisi var. Bununla hiçbir benim konuşup bir şeyim yok. Ama ben şeyi bahsediyordum. Özellikle şu çağda 1984 mutlaka okunması gereken bir kitap. Instagram'da da yine paylaşmıştım. Diyor ki, çalışmaktan başka hiçbir şey yapmıyorduk. Eğlenmiyorduk, gezmiyorduk, buluşmuyorduk, parti yapmıyorduk. Hiçbir şey yapmıyorduk. Sadece çalışıyorduk. Şu an yani çağımızın birebir aynısı. Orwell bunu 1900'lerin başında 1984'ü hayal ederekten yazdı. Ancak keşke bir 40 yıl daha koyup 2024'ü hayal ederekten yazsaymış. Birebir uyarmış. Şu an hiçbir farkımız yok. O kadar net söyleyebilirim. Orwell okunmalı, okutulmalı. Ders niyetinde her okulda da bulunmalı muhakkak. Ama Orwell'la ilgili şöyle bir şey. Paris ve Londra'da 5 parasız. Muazzam kötü bir kitap. Hiç beğenmedim. Çok sıkıldım. Orwell olduğu için bitirdim. Öteki türlü hayatta bitirmezdim. Hiç beğendiğim bir kitap değil. Ama hani bu tabii ki bütün yazarların bütün kitapları muazzam olacak diye. Bu şey de olabilir. Ben de beğenmemiş olabilirim. Büyük ihtimal çok fazla beğenen insanlar da olduğunu düşünüyordum ama çok ultra sıkıcı bir kitaptı. Çok kötüydü. Hiç beğenmedim. Gerçekten Paris'e Londra'da 5 parasız bir hayat sürdü. Sürekli parasızlık falan inanılmaz bunaltıcı ve hoş olmayan bir kitaptı. Ben çok sevemedim ama mutlaka sevenler vardı. Ama 1984 muazzam bir kitap. Kesinlikle öyle. Ve geldik Can Yayınları'ndan son kitabımıza. Bu kadar yabancı bir yazar önermişken tabii ki de Türk kitap önerecektim. Birkaç tane önermek istediğim vardı ama en sonunda Deniz Gezgin'e yer vermek de istedim Ahraz'la birlikte. Can Yayınları'nın bu Türk modern, ne deniyor ya, çağdaş edebiyat, Türk edebiyatı eserlere çok fazla yer veriyor. Yeni yazarlara çok fazla yer veriyor. Genç yazarlara çok fazla yer veriyor. Bu benim gerçekten çok hoşuma giden bir davranış. Muhakkak da zaten bütün yayın evleri kaliteli yazarlara yer vermeli. Can Yayınları'ndan da çıkan bütün Türk yazarları da okurum ben. Gözüm kapalı okurum çünkü çok büyük bir nasıl diyeyim, zaten prosedürden geçiyorlar. İyi, kaliteli bir eser olduğuna ben çok çok eminim. O yüzden Can Yayınları'ndan çıkan bütün Türk yazarlara öneririm. 5 kitap dedik diye şey yaptım ama mesela şey var burada, Pınar Kür var mesela. Bayılarak okuyorum Pınar Kür'ü de. Çok güzel. Bu da gerçekten muazzam bir Can Yayınları'ndan çıkmış yine. Ya bir de kadın olması benim için artısı point. O yüzden Can Yayınları'ndan çıkmış bütün genç, yaşlı fark etmez, Türk edebiyatındaki bütün yazarları hiç gözüm kapalı okurum. Çok güvendiğim bir algoritmadan geçtiğine eminim yani. Yani totalde yine bir sürü kitap, bir sürü yazar önerdik. Muazzam. Gerçekten ben bu öneri videolarını çok seviyorum. Şimdi Can Yayınları'ndan size bugün 5 tane kitap adı altında 5 tane yazar, bir sürü kitap önerdim. Umarım sizde okuduklarınız vardır. Okuduklarınız varsa aşağı bana yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Ben bu serinin devamını da yapmak istiyorum. Yapı Kredi'den en sevdiğim 5 kitap önerisi. Ondan sonra yüzden aklıma yayın evi gelmedi. Mesela İtaki'den en sevdiğim, İletişim Yayınları'ndan en sevdiğim gibi bunun birçok versiyonunu yapmak istiyorum. Bana bir sonraki yayın evi hangisi olsun istiyorsanız aşağıya yorum olarak bırakırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki yayın evimizde olur, o olur. Muhakkak bu videoların sonunu yani düzenli olarak çekmek istiyorum. Değişir, yeni kitaplar okurum. Ondan sonra tekrar ikincisini çekeriz. Bunlar olabilecek bir şey. Ya biz çok şanslıyız o konuda.
içerik üretme konusunda çok şanslıyız. Çünkü sürekli içeriğimizi yenileyecek şeylerle muhatabız. Sürekli yeni kitaplar okuyorum ve sürekli yeni içerikler çıkıyor bana doğal olarak. O konuda yani limitsiz bir içeriğe sahibim. Keşke zamanım olsa haftanın her günü video yükleyebilsem. Ancak şu an haftanın iki günü ancak yetiştirebiliyorum. Bu arada hep soruyorlar ama çarşamba cumartesi yüklüyorum videoyu. Belki Ramazanlıktan dolayı, şu an Ramazanlıktan yeni yasaklar geldi. Kafeler kapalı olduğu için, biz de kapalı olduğumuz için belki haftada 3 videoyu çıkartabiliriz. Bilmiyorum. Bu birazcık Okan Bey'e de bağlı. O da artık sıkılıyor çünkü sürekli. Bilmiyorum. O konular birazcık bizde şu anda tartışmalı konular. Ama böyle. Umarım sizin de sevdiğiniz kitaplar, beğendiğiniz kitaplar ya da can yayınlarından bana önerdiğiniz kitaplar varsa mutlaka aşağı yorum olarak bırakmanızı istiyorum. Bekliyorum. Temennim bu yöndedir. Videomuzun emojisi de kırmızı kalp can yayınlarından. Kırmızı dedik, beyaz bunların hepsi. Yani normalde beyaz kapakta kırmızı kalptir can yayınlarında. O yüzden videonun sonuna kadar izleyen herkes aşağıya kırmızı kalp bırakırsa mutlaka yorumlara geri dönüyorum. Beni sosyal medyadan, Instagram'dan ve YouTube'dan takip ederseniz, abone olursanız da çok çok mutlu olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.